Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı dün akşam TV41 Ana Haber Bülteni'nin konuğu oldu. TV41 Ana Haber Spikeri Meltem Armağan'ın sorularını yanıtlayan Alaaddin Sarı, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerindeki süreci değerlendirdi. Değerli arkadaşlar, bu toplu sözleşme bir ekip işidir. Alaaddin Sarı olarak tek başıma ben bu toplu sözleşmeyi bitirmedim. Ekranlara toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin her aşamasını getirdik ve şimdi de sonuç. Neler söyleyeceksiniz? Sizi dinliyoruz başkanım. Evet Meltem Hanım, öncelikle ben şöyle başlamak isterim konuşmama. Lastik fabrikalarında çalışan üyelerimize verdikleri destek ve güvenden dolayı ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Brista, Pirelli, Promoton işverenlerine de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum bu toplu sözleşmenin son tahlilde ve bu noktada bitmesi. Tabii bugün itibariyle sendikamızın örgütlü olduğu Brista, Pirelli, Promoton işyerlerinin toplu iş sözleşmelerini bağlamış olduk. Bildiğiniz gibi 13 Nisan Çarşamba günü Budir işletmesi toplu iş sözleşmesini başarıyla imzaladık. Böylece Ocak 2022 başlangıç tarihli olan lastik iş toplu iş sözleşmesi üyelerimizin büyük kazanımlarıyla anlaşmayla sonuçlandırılmış bulunuyor. Tabii toplu iş sözleşmesi sürecinin ilk gününden son gününe kadar oluşturduğumuz politikalar 2 yıllık sözleşme bağlamak, kazanılmış haklarımızı korumak, haklarımızı ve alım gücümüzü geliştirmek ve yaşadığımız bu enflasyonist ortamda üyelerimizin gelirini iyileştirmek ve destek işçisi arkadaşlarımızın da toplu iş sözleşmesi hükümlerini üretim işçilerine yaklaştırmaktı. Bugün itibariyle lastik iş kolu toplu iş sözleşmelerinde belirttiğimiz bütün bu hedeflerimize ulaşmış bulunuyoruz Meltem Hanım. Toplu iş sözleşmesi sürecinde tabii ki TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına inanmadığımızı defalarca söyledik. Bildiğiniz gibi toplu sözleşmemizde birinci 6 ay ücret zammını bağlayan enflasyon oranı olan Temmuz 2021, burası hakikaten çok önemli konu. Temmuz 2021 ve Aralık 2021 dönemi enflasyonu TÜİK tarafından %25,5 olarak açıklanmıştı. Biz savunduğumuz politikaların gereğini yerine getirdik ve üretim işçisi üyelerimizin ücretlerinin toplu iş sözleşmesinin birinci 6 ayında %40 oranında artırdık. Üretim işçisi üyelerimizin ücretlerine sözleşmenin ikinci 6 ayında enflasyon oranı kadar 3-6 ayında 3. 6 ayında enflasyon oranının 600 TL ay ekleyerek diğer toplu iş sözleşmemizin 4. 6 ayında da enflasyon oranının 800 TL ay ekleyerek kazanım sağladık. Ayrıca üretim işçisi üyelerimizin sosyal yardımlarında %60 ile %86 oranında iyileştirme sağladık.